Human Papillomavirus denilen bir biritik hastalığın kısaltılmış ismidir. Bu erken yaşta cinselliğe başlayan kadın ve erkeklerde sıklıkla gözükür. Viritik bir hastalık olduğu için kadınlarda da erkeklerde de özellikle kadınlarda çok partnerli kadınlarda ileride kansere, rahim ağzı kanserine yol açtığı için sıkı takip edilmesi gereken bir cinsel temasla bulaşan hastalıktır. Peki HPV nasıl bulaşır hocam? HPV korunmalı ya da korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşır. Çünkü HPV hastalığı geçirmiş kadın veya erkek normal prezervatif kullansalar bile bunların genital bölgedeki ciltlerinde oluşan bu sihirlerle her iki cinsel organ karşılaştığında sürtünmeyle de geçebilir. Hocam her HPV zararlı mıdır? Birçok tipi olduğunu biliyoruz. Her HPV olduğumuzda kanserden korkmalı mıyız? Yoksa HPV daha önemsiz bir hastalık Evet, mıdır? bu çok güzel bir soru. HPV'nin değişik tipleri vardır. Bazı tipleri daha çok kansere yatkın, yapmaya yatkındır. Fakat biz bunu güvenerek hastalarda sadece sizde bu kadar patojenite olmayan HPV var diye boş bırakmayız. Özellikle kadınlar da mutlaka belirli bir yaştan sonra simir dediğimiz rahim ağzından sürüntü alarak bunların herhangi bir patolojiye neden olup olmadığını göstermeye çalışırız. Yani basit de olsa bu gibi hastalar mutlaka izlenmesi gerekir. Hocam HPV'nin peki teşhisi nasıl yapılıyor ve bu dediğiniz tipleri yani bir kan testiyle vesaire o tehlikeli tipleri saptayabiliyor muyuz? Şimdi efendim, günümüzde artık PCR dediğimiz bir yöntem var. Biz eskiden cinsel temasla bulaşan 20'den fazla hastalığın hepsini ayrı ayrı tetkiklerle bakıyorduk. Şimdi PCR dediğimiz testle HPV ile beraber diğer hastalıkların da tanısını kolayca koymaktayız. Şimdi HPV erkekte ve kadında vajen içerisinde, kadınlık organı içerisinde ya da penisin etrafında son zamanlarda penisin içinde de bir takım sihirimsi görüntülerle kendini gösterir. Çok kolay tanı konulabilir görüntüyle de. Fakat bazen görüntü olmadan da PCR testiyle hem tipleri hem de hastalığın olup olmadığı gösterir. Hocam HPV'nin tedavisine gelecek olursak, tabi lazerle, koterle yakma işlemleri veya cerrahi işlemlerle sihirlerin çıkarılma işlemleri gibi farklı işlemler var. Bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Bunların herhangi bir komplikasyonu, bir zararı hasta için var mıdır? Şimdi HPV'nin yaygınlığı, adeti, lokasyonu çok önemli. Çünkü HPV aynı zamanda kadında da mevcut oluyor. Erkekte de ikisinde biz tedavi etmeye çalışıyoruz. Kadınlarda daha fazla karnabahar şeklinde, vajenin içerisinde ve hatta rahim ağzında olabiliyor. Erkeklerde son zamanlarda nadir de olsa idrar kanalı içerisinde de olabiliyor. Demek ki lokasyonuna göre değerlendirmek lazım. İkinci çok önemli bir şey. Tıpta bir prensip de vardır. Hastaya zarar vermemek, hastaya ağrı duydurmamak. Pek çok yöntem var. Lazerden tutun, dondurma ve bir takım başka koter yöntemleri. Bir de eksizyonel dediğimiz, yani küçük bir mikro makasla ve aynı zamanda lup kullanılarak daha başlangıç halde normal çıplak gözle görülmeyen lezyonları da ortadan kaldırmak için yapılan bir işlem vardı. Bu büyütme işlemiyle biz önce eksizyonel o sihili çıkartıyoruz. Neden? Ve aynı zamanda önceden de çok ince hiçbir şekilde bir ağrı yapmayacak şekilde bir anestezik ki lokal anestezik madde uyguluyoruz hastalara. Hocam Ağrısız yapıyoruz bunu. büyütecin kullanılma amacı ne? Şimdi her vakada kullanmaya gerek yoktur. 2,5 ya da 3,5 lup dediğimiz gözlüğümüze taktığımız büyüteçle
henüz başlangıç halde olan lezyonları da görebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar daha sonra bize gözden kaçan, normal çıplak gözden kaçanları önceden fark ettiğimiz için hastanın tekrar bize gelmesine gerek kalmıyor. Hocam peki öncelikle siz cerrahi işlemi tercih ediyorsunuz benim bildiğim kadarıyla. Bunun sebebi nedir? Şimdi cerrahi işlem deyince sanki büyük bir işlem yapılıyormuş gibi yanlış anladığınız için bunu düzeltmek lazım. Eksizyonel dediğimiz, yani bu uyuşturduktan sonra küçük bir mikro makasla, şimdi cilt, iki tane vücutta organ var. Bir karaciğer, bir de epitel dediğimiz cildin üst yüzeyi, yüzeyin yüzeyi. Bunların ikisi de kendini yenileyebilen organlar. Dolayısıyla derine inmeden bu sili mikro makasla kestiğimiz için kendini süratle yeniler ve hiçbir şekilde iz bırakmaz. O yüzden eksizyonel dediğimiz, cerrahi demeyelim de eksizyonel dediğimiz lezyonun bizzat çıkartılmasıyla, büyüteçle çıkartılması yöntemi en faydalı yöntemdir. Dolayısıyla bunu tercih ediyoruz. Ama bunun dışındaki aletlerle de ister koter olsun, ister lazer olsun, ister dondurma olsun, bunlarla da hastaya o seçeneği sunuyoruz. Bu şekilde yapabiliyoruz. Fakat onlarda bir anestezik, ağrı kesici kullanılmadığı için ağrı olabiliyor. Dolayısıyla hastalarımızı düşündüğümüz için biz eksizyonel yöntemi tercih ediyoruz. Hocam yani cerrahi işlemde kesinlikle iz kalmıyor mu penis üzerinde? Kesinlikle iz kalmıyor. Çünkü epitel, cilt, dermis ve epidermis denilen iki tabakadan oluşuyor. Genellikle epidermis kendini yeniler. Yanıklarda bildiğiniz gibi yanıklar çok derine inerse büyük bir skar, nedbe dokusu bırakır. Fakat bunlar çok yüzeyde olduğu için bunları biz temizlediğimizde hemen kısa sürede kendini yeniliyor. Burada herhangi bir iz kalmıyor. Hocam bir de tedavide yine bazı kremler de kullanılabiliyor. Bunlarla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Şimdi bunlar da aslında pratikte kullanılabilir. Bunun fakat biraz daha uygulaması zordur. Çok iyi uygulamak lazım. Etrafta taşma yaptığı için normal dokuda da bir hasar meydana getirebilir. Ama dediğim gibi çok sayısız yöntemleri var bu sihirlerin tedavisinin. Bu kremler sadece küçük sihir lezyonları için sanırım hocam. Denebilir tabii. Mühim olan dışarıya taşmasını. Bu kremler biraz eriterek yok ettiği için dışarıya normal dokuya taşmamasını sağlamak. Uygulaması oldukça zor olduğu için sonra bu ofis yerinde de çok büyük olanlarda hastane şartlarında yapmakta bir fayda var. Ama biz hastaların menfaatine, lehine efendim sakin bir zamanımızda hastane şartlarında yapmayı tercih ediyoruz. Hocam peki tabii HPV'nin aslında tedavideki en büyük problemlerinden biri tekrarlaması. HPV illaki tekrarlar mı, tekrarlaması hiç bitmez mi? Ve tekrarlayan HPV için neler yapmak lazım? Şimdi HPV maalesef çok fazla cinsel partner değiştiren kadın ve erkeklerde olan bir işlem. Hatta bunların aşılarının da yapılması, son zamanlarda ileri yaşlarda bir de yapılması artık öneriliyor. Onlardan birazdan bahsedeceğiz belki. HPV'nin ki bizim yaptığımız işlemde, LUP'la yaptığımız işlemde daha küçük olanlarında çıkarıldığı için bunların tekrarı geçikebiliyor. Ama HPV tekrarlamayacak diye bir şey yok. HPV virüsünün, human papilloma virüs dediğimiz virüsün tekrarlamaması için efendim bir kere bunlar daha önce HIV yani AIDS gibi hastalık geçirenlerde de sekonder olarak gelişebiliyor. İmmün sisteminin, bağışıklık sisteminin çok iyi olması lazım. Kullanılan bazı antiviral ilaçların aslında çok gereksiz yere senelerce kullanılıyor. Bunların çok fazla kısmen etkisi olmasına rağmen karaciğerde yetmezlik yapabildiği için kısmen geciktirme etkisi var. Çok pratik değildir. Hastalara biz bunları anlatıyoruz. İsterlerse yine bu uzun süreli antiviral tedaviyi bilimsel, kanıta dayalı bilimsel açısından çok fazla faydası olmasa da uygulamadan çekinmiyoruz. Peki hocam yani ne kadar immün sistemi güçlü olursa o kadar HPV'nin tekrarlaması gecikebilir diyebilir miyiz? Kesin diyemeyiz. Bilmediğimiz pek çok nedenlerle bu olabiliyor. Ama her zaman her hastalıkta, her şeyde olduğu gibi mesela sigara içenlerde daha sık tekrar edebiliyor. Dolayısıyla iyi uyku, yani bunları saymakla bitiremeyiz. Dolayısıyla
Bir insanın kendine, sağlığına, normal yemesine, içmesine, uykusuna dikkat etmesi bilimsel kanıtla dayalı bilimsel açısından her hastalıkla da olduğu gibi bunda da çok daha faydalı olduğunu söyleyebilirim noktayı koyarak. Hocam peki HPV aşısı var tabii hem erkeklerde hem kadınlarda uygulanan. Bunlarla alakalı bizi bilgilendirebilir misiniz? Şimdi eskiden bu özellikle ergenlik yaşı ve cinsel partner, cinsel beraberlik yaşı çok erken 12, 13, 14, 15 yaşlarda başladığı için ilk olan ülkelerde artık hukuken, kanunen de ülkelerin kendi inisiyatifinde ve zoraki ücretsiz yapılan bir aşı şekli. 8 ve 10, 15 yaşlar arasında bunlar her çocuğa yapılmak durumunda diğer aşılarda olduğu gibi. Ülkemizde de böyle bir gayret var, böyle bir farkındalık söz konusu. İnşallah bu konuda bu sonuca ulaşılır. Eskiden biz sadece bunu erken yaşlarda yapmayı öneriyorduk ama şimdi yapılan bilimsel çalışmalar 40 yaşındaki bir kadında bile, yani ileri yaşlarda bile HPV aşısının ergenlerde 2 dozken şimdi 3 doz şeklinde, oldukça pahalı bir aşı bu, yapılması öneriliyor.